bugünkü rotamız tüm enerjisiyle başlıyor. Son yıllarda ülkemizde ünü hızla yayılan trileçeyi yerinde tatmak ve hakkında bilgi almak için Saraybosna Başçarşı'dayız. Bosna'ya geldik geleli gurme oldu. Kendimi gurme gibi hissediyorum. Trileçe'nin ana memleketine, ana vatanına geldik. Trileçe ne demek? Trileçe 3 süt çeşidi demek. Son 5 yıldır Türkiye'de ciddi anlamda meşhur oldu. Hafif tatlar arasında en üst sıraya geldi. Bakalım bu Trileçe'yi ana vatanında tadalım. Lezzeti nasıl? Güzel. Yani Türkiye'dekilerden çok çok büyük bir artısı yok. Eksisi de yok. Buralarda yiyebileceğimiz en güzel, en hafif tatlılardan bir tanesi trileçe diyebiliriz. Baklava gibi, kadayıf gibi ağır değil. Ama sütlaç gibi de hafif değil. Yaz günlerinin tatlısı, bence bunu yerseniz sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Burada birçok Türk esnafı var. Bunlardan bir tanesi de Oktay Bey. Oktay Bey ne kadar oldu buraya geleli? Buraya geleli 2 yıl oldu. 2 yıldır artık burada yerleştik. 12 yıldır ben Türkiye'den buraya devamlı gidip geliyordum. Yani. Ya buraya alışkınsınız zaten. Tabii. Yılda 90 defa gidip geliyorduk buraya. En son artık yerleşmeye karar verdik. Burada esnaflık yapıyorsunuz. Evet. Peki müşteriniz genelde turist. Evet. Turist de var, boşnak misafirler de geliyor. Boşnak burada hani Balkan tatlısı olarak bilir trileçe ama birçok bölgede yok. Ha, biraz sadece önce boşnaklar buraya gidip trileçe yemeye geliyorlar bazen. Biz biraz önce trileçeyi tanıttık. Hatta evet. Boştafa da burada. Evet. Türkiye'deki trileçe ile bunun arasında ne fark var? Ya şöyle aslında. Buradaki esnafın yani bu üretimi yapanların bu trileçe adı üzerinde 3 sütten yapılır. Bu 3 sütü de çok rahat bulmaları. Keçi sütü, inek sütü ve manda sütünden oluşur. 3 sütü de doğal olarak tam burada elde ettikleri için lezzeti tabii farklı oluyor. Evet. Ama Türkiye'de son zamanlarda bunu tutturdular aynı lezzeti. Evet. Türkiye'de birçok noktada var. 5 yıldır son Türkiye'de var. Ben devamlı takip ettiğim için buradan geldim. Evet doğru söylemişim. Biraz önce ben de dedim. Son 5 yıldır burada var. Yaz tatlısı olarak daha evet, çok. Evet yaz tatlısı olarak. Hafif tatlı. İnsanlar beğeniyor. Çarşıda gezerken ilginç bir şey gördüm. Biz börekçiden börek aldık. İşte kahvede, kahvenin masasında yedik. Evet. Yani kahvede ben de börek yapayım veya işte börekçide çayını da ben vereyim değil mi? Esnaflar içerisinde bu tarz şeyler vardır. Örneğin hani senin kahven bittiğinde gidip alabiliyorsun. Onlar misal müşterisi olmadığında senin masasını kullandırtabiliyor. Sıkıntı olmuyor bu noktada. İnsanlar bu noktada birbirine yakınlar. Sorun yaşamadan burada bu tarz işlemler oluyor. Biliyorsun savaş öncesi Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar çok fazla iç içe girmişlerdi. Savaş sonrasında şu anda buranın durumu ne? Yine iç içeler ama diyaloglarıdır, kendi aralarındaki dostlukları, arkadaşlıkları. Bu nasıl bir yerine kazandı? Yani şu anda geldiği nokta ne? Sizin yani şu anda benim gözetlediğim 12 yıldır geliyorum devamlı buraya ve son 2 yıldır da yaşıyorum. Bunların hani işlerinde bir ukde var boşlukların aslında. Sırpların da işlerinde bir ukde var ama yine bir arada yaşıyorlar. Hani kızalık vermeler var, komşuluklar var vesaire. Geri başladı İlişkiler devam ediyor. Başladı. Birçok şey burada hani normal yaşama yönünde ama hala iki tarafın da içinde ukde var. Çünkü komşusu annesini, babasını, aileden bir tanesini katletmiş yani. Mutlaka bunların hepsi var burada. Artık biraz daha dikkatli yaklaşıyorlar tabii değil mi? Biraz daha kadar... temkinler tabii ki. Özellikle bu noktalarda daha temkinler. Ama bu caddelerinde, sokaklarında gezerken kendi aralarında öyle sorun yok değil mi? Yok, yani yok. Patlamaya hazır bir bomba gibi değil veya yok. Birbirlerini gördükleri basit sudan sebeplerle kavga o tür şeyler. Bu ülkede öyle şeyler yok. Yani hani o noktada sakinler ve çok rahat içi. Aslında zaten hepsi aynı. Aynı ırk aslında. Tabii ki hepsi aynı ırk. Hepsi Slav ırk. Oktay Bey çok teşekkür ben ediyorum. Çok memnun oldum. Çok naziksiniz. Güzel bir muhabbet tekrardan oldu. Tekrardan bekleriz buraları. İnşallah. Buraları unutmayın. Ben 7 yıl önce buraya gelmiştim. Evet. Bak 7 yıl sonunda yine buraya geldim. Evet. Muhteşem doğası, temiz havası ve berrak sularına hayran kaldığımız Bosna'da yediğimiz trileçe de ağzımızda hoş bir tat bıraktı. Yeni coğrafyalarda
yepyeni lezzetleri sizlere göstermeye, dilimizin döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.